Beko ile Bir Tabak Lezzeti hoş geldiniz. Bugün yoğurtlu bir çorba yapacağız. Tarifi çok basit fakat lezzeti tarifsiz, enfes bir çorba. Yoğurt yaparak başlayalım. Önce sütü ekliyorum, şimdi mayasını ekliyorum. Burada görmüş olduğunuz lezzet sensörü sayesinde farklı tatlarda ve çeşitlerde yoğurt yapabiliyorsunuz. Şimdi yerine takalım. Yoğurt, ekşi. Şimdi tek yapmam gereken Beko Yoğurt Şef'in yoğurdumu hazırlamasını beklemek. Beko Expert Chef Pro'da yüksek basınçlı programda pişirip sonradan tiftik yaptığım et ve tavuk mevcut. Nohut ve buğday mevcut. Biraz zeytinyağı, tereyağı atabilirsiniz. Tavuk, et, nohut ve buğdayı ekliyorum tavanın içine. Biraz da tuz, karabiber olmaz mı? Suyu ekliyorum ve çorbanın altlığıyla devam ediyorum. Beko Yoğurt Şef probiyotik yoğurt ve kefir makinesinde nefis bir yoğurt hazırladım. Ve bu yoğurttan 4 kaşık şu an tencereye ekliyorum. Şimdi bir yumurta sarısı, 1 kaşık un, biraz tereyağı. Şimdi orta bir ateşte biraz çırpacağım ve çorbamın malzemesini ekliyorum. Şimdi limon suyu, toz kırmızı biber ekleyeceğim. Suyumu veriyorum. Nanenin bir kısmını şimdiden pişirmeye başlamadan ekliyorum. Kapağını kapıyorum. 25 dakika, yarım saat kadar demlensin, otursun. Çorbanız hazır efendim. Üzerine de tereyağı ve nane kızdırıyorum. İşte bu kadar kolay, hafif, lezzetli. Afiyet olsun. Beko.